Başladı. Tamamdır. Şimdi yayınımız başladı hocam. Anlaştık. Hocam burada konuşan kişinin yüzü ikinci ekran olarak geliyor. Ben konuşmayı bıraktıktan sonra size bıraktığımda siz rahatça şey yapabilirsiniz. Yayını Tamam. yönetebilirsiniz. Tamamdır hocam. Biraz bekleyelim isterseniz katılımcıların gelmesi için. Yani klasik bize de öyle oluyor. Biraz daha bekleyelim hocam. Ondan sonra 5 geçe başlamış oluruz. Tamamdır. Merhaba arkadaşlar. Etkinliğimiz birazdan başlayacaktır. Biraz daha sayının artmasını bekliyoruz katılımcı olarak. Ondan sonra etkinliğimiz başlayacaktır. 1-2 dakika içinde başlayacağız.
Salih Hocam, müsaitseniz başlayabiliriz etkinliğimize. Tamamdır. Merhaba Değerli arkadaşlar. Ben Google DevOps Students Club, Yozgat Bozok Üniversitesi topluluğu lideri Deysan Şahin. Bugün Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, pardon, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde İletişim Teknolojileri Uzmanı Salih Aksoy ile birlikte bugün bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Salih Hocam. hoş bulduk kardeşim. Bana böyle bir şans verdiğin için teşekkür ederim Denizhan. Öğrenci arkadaşlarımla daha önce Bozok Üniversitesi'nde de beraber oldum. Sistem konusunda onlara orada da bir konuşma yapmıştık. Şimdi üniversite, kendi üniversitemizde, benim de orada öğrenci olduğum üniversitede bir etkinlik yapmak beni ziyadesiyle memnun ediyor. Ben bugün sizlere arkadaşlar Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına hitap ediyorum. Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörüyüm. Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü ne yapar? Önce ondan bahsedeyim. Bilişim Teknolojileri Koordinatörü demek okullarımızdaki Fatih projesini duymuşsunuzdur. Bu Fatih projesinin yönetilmesini sağlar. Altyapıdır, internettir, akıllı tahtalardır vesaire. Bunun yanında il genelinde bilişim hizmetlerinin öğretmenlerin teknolojik olarak eğitilmesini de sağlar. Eğitimlerinden de sorumludur. Bizim görevimiz öğretmenlerimizi, il genelimizdeki bütün öğretmenlerimizin teknolojik olarak faydalar, akıllı tahtadır veya diğer teknolojilerden yararlanmasını sağlamaktır. Bakanlığımızla birlikte hareket ederiz. Bakanlığımız bize gerekli çalışmaları gönderir. Biz ilimizde planlar ve bunları koordine ederiz. Bizim görevimiz bu. Bir de Fatih Eğitmen arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bunları yönetiriz. Şimdi öğretmenlerimizi eğitim açısından hangi teknolojileri nasıl kullanırlar diye eğitirken bakanlığımızın bazı farklı projeleri de var. Bunlardan bir tanesi de sistem projesi. Şimdi sizlerle de sistem konusunda sohbet etmek için burada toplandık. Asıl amacımız, bugünkü amacımız sistem. Sistem nedir? Ne değildir? Bu konuda biraz sohbet edeceğiz. Sorularınız olursa onları da cevaplarız. Aslında üniversite öğrencilerinin ne gelmeden biz sistem çalışmalarını ana sınıfından başlatmak istiyoruz ve başlatıyoruz şu an. Ana sınıfında, ilkokulda, ortaokulda, lisede öğrencilerimize sistem hakkında bilgiler veriyoruz. Sistemle birlikte neler yapacaklarını öğretmeye çalışıyoruz. Belirli amaçlarımız var. Ama asıl amacımız bunların gelecekte, yani sizin üniversite zamanına geldiğinde bir şeyler üretmelerini sağlamak. Aslında nihai hedefimiz sizlersiniz. Sizleri ta küçük yaşlardan itibaren bu sistemle, geleceğin teknolojileriyle ilkokulda, ortaokulda, lisede sizleri yönlendirmek olacaktır. Evet, şimdi sistem mutlaka duymuşsunuzdur. Şöyle üzerinden fazla geçmeyeceğim. Sadece sizlere nasıl sistemin faydalı olacağını göstermek istiyorum ama yine de duymayanlar için şöyle bir sistem nedir konusunu açıklayalım biraz. Aslında sistem dört tane disiplin var. Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik. Bunların baş harflerinden oluşan kelime. Nedir sistem diye devam ettiğimizde, sonrasında bir de art geldi. Sanat da bunun içerisine girince STEAM olarak ismi değiştirildi. Şimdi bazen FETEM diye de görebilirsiniz. Fen, teknoloji, mühendislik şeklinde Türkçe'ye çevirenler de oldu. Ama günümüzde en çok STEAM şeklinde kullanılıyor. STEM ya da STEAM şeklinde görebilirsiniz. Evet, şimdi bilimin içerisindesiniz zaten. Bilimi keşfediyorsunuz.
Kendiniz birçok bilimsel çalışmalar yapıyorsunuz şu an üniversitede. Evet, bilimin içinde yaşıyorsunuz. Teknolojinin içerisinde yaşıyorsunuz. Zaten size Z kuşağı diyoruz. Z kuşağı olarak da farklı bir yapınız var. Mühendislik işin içine mutlaka giriyor STEM'de. STEM deyince akla zaten en çok konuşulan şeylerden birisi mühendislik. İşte şu TÜBİTAK yarışmalarınız, bunun haricinde deney yap atölyeleri, Teknofest vesaire, bunların hepsi aslında bu alanları kapsayan çalışmalar arkadaşlar. Sanatsız bir çalışma düşünülemez. Sanat deyince akla ben her zaman ilk Michelangelo, Leonardo da Vinci geliyor aklıma. Adam bir mühendis, bir deha, bir sanat adamı ve gerçekten sistemi en güzel çalıştıran kişi o diye düşünebilirim. Geçmiş tarihlerde aslında da o dönemlerde sistem yapıyordu. Sanat da bunun içinde olmalı ve olmazsa olmazımız tabii ki matematik olmadan ne sanat yapabiliyoruz ne bilim yapabiliyoruz. Bütün bilimlerin anası diyebiliriz matematik için. Bunların disiplinler arası çalışmasıyla arkadaşlar birçok şeyler yapılabiliyor. STEAM sınıflarında, STEAM çalışmalarında işte birçok geliştirdiğimiz şeyler var dünya çapında. Kimya, oşinografi, astronomi, anatomi, genetik, çevre, psikoloji gibi bilimsel çalışmalar, ki hepsi aslında bunların bilimsel çalışmaları içerisine giriyor. Şu an sizin yaptığınız Teknofest çalışmalarında yaptığınız mühendislikler, kodlamalar, hepsi bunun içerisinde sayılabilir. STEAM sınıflarında bunları göstermeye çalışıyoruz. Aslında STEAM eğitiminde belli amaçlar var. İşte 21. yüzyıl becerileri dediğimiz beceriler. Ki olmazsa olmazlar. Hani sizler Teknofest'e katılıyorsunuz. İşte TÜBİTAK yarışmalarına katılıyorsunuz. Bir şeyler üretmek istiyorsunuz ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak da biz de bunlara desteklemeye çalışıyoruz. Mesela şu an Ankara'da bir Etkim diye kuluçka merkezimiz var. Birazdan web sitesini göstereceğim. Etkim'de sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Eğitim teknolojileri alanında üniversiteden mezun olduğunuzda sizleri oraya da bekleriz. Eğer Etkim'de çalışmak istiyorsanız, eğitim teknolojileri alanında çalışmak istiyorsanız benim aracılığımla, herhangi bir il Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla bu Etkim'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, STEAM biz eğitimlerinde öğrencilerimizde oluşturmaya çalıştığımız şeyler şunlar. Öğrencilerimiz kritik düşünce içerisine girmeleri gerekiyor. Çünkü 21. yüzyıl becerileri dediğiniz zaman bunlar akla geliyor. Yaratıcılık, kendinden emin olmanız, merak etmeniz ve olmazsa olmaz işbirliği, takım çalışması. Bu işbirliği takım çalışmasında da mutlaka kişiye göre, kişiye özel işler yapmanız gerekiyor. Ve her şeyden öncesi tabii ki bir ortaya buluş, yenilik ortaya çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, buralarla fazla sizleri sıkmayacağım. Bu 21. yüzyıl becerileri biliyorsunuz çok önemli çalışmalar gerektiriyor. 21. yüzyıl becerileri içerisinde yapmanız gereken şeyler var. Yaratıcılık ve yenilikçilik, eleştirel düşünce ve problem çözme, iletişim ve işbirliği. Şimdi bu beceriler sizin şu an üzerinizde var. Siz sadece bunları biraz ortaya çıkaracak şeyler koymanız gerekiyor. Nedir bunlar? İşte şu an yeni proje aşamasında olan fikirleriniz olmayan kişilere sesleniyorum. O kadar çok proje fikri var ki aslında duymuşsunuzdur belki. Sürdürülebilirlik şu an gündemde çok önemli ve bununla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Sürdürülebilirlik alanında neler yapılabilir konusunda. Şehrinize baktığınız zaman, okulunuza baktığınız zaman o kadar çok proje fikri ortaya çıkıyor ki arkadaşlar. Bunlarla ilgili de güzel çalışmalar yapabilirsiniz. İşte 21. yüzyıl becerilerinde öğrenme ve yenilik becerilerinde yaratıcılık ve yenilikçilik burada ortaya çıkıyor. Eleştirel düşünmeniz gerekiyor.
Problem çözmeniz gerekiyor. Problem çözmek matematiksel anlamda problem çözmek değil. Hayatımızın, günümüzün sorunlarını nedir? Mesela günümüzde nedir sorunlar? Ekonomik sorunlar var. Ekonomimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Ülke olarak, millet olarak, şehir olarak, şahsımız olarak nasıl gelişebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, şu an dünyada bilmemiz gereken, şimdi demin sistemden bahsettik. Genelde bunu bilgisayar kulübü öğrencileri görecekler, izleyecekler. Bilgisayar bilimi diğer sistem çalışmalarına baktığımız zaman hepsinin kilitlendiği son nokta. Çözümün oluşturduğu nokta. Ama sadece bilgisayarla olacak iş mi? Değil. Siz kendi alanınıza, yanınıza farklı fakültelerden farklı kişileri yanınıza almanız lazım ekip içerisine. Ve onlarla birlikte yola çıkmanız lazım. Onların bilimlerindeki sorunlarını nasıl kendi biliminizle, disiplinler arası paydaşlarla birlikte çözebilmelisiniz. Bunun üzerine yoğunlaşmanız lazım. Ve şu an hangi bilimde yaşıyorsak yaşayalım, enformasyon okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı bu konularda bilgi sahibi olmak zorundayız. Artık herkes bilgisayar mutlaka içinde olmak zorunda. Fakat bilgisayar bilimindeki sizlere daha fazla iş düşüyor. Çünkü onlar her ne kadar teknoloji okuryazarlığı olsalar da işte kodlamadır, mühendislik konusunda sizden yardım almaları gerekiyor. Siz de yine bilgisayar alanında çok iyi olabilirsiniz ama mühendislik alanından da yardım almanız gerekiyor. Yani bir makine mühendisi, inşaat mühendisi onlarla görüşüp onlardan sorunlarını öğrenip nasıl beraber ortaya bir şeyler çıkarabileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Sadece bilgisayar ya da sadece bir alanla günümüz sorunları çözmek mümkün değil. Geçmişteki yaşayan bilim adamlarına baktığımız zaman, bir İbn Sina'ya baktığımız zaman, bir Harizmi'ye baktığımız zaman adamlar hiçbir zaman tek bir bilimle uğraşmamışlar. Birden fazla disiplinlerle uğraşmışlar. O günün şartlarında bilim o şekildeydi. Biz son zamanlarda hepsini ayırmaya çalıştık ama şu an bunu yanlış yaptığımızı görüyoruz. Artık disiplinler arası olmadan problemlerin çözülmeyeceği aşikar oldu arkadaşlar. Evet, yaşam ve kariyer becerileri. Bakın şu an bir kariyer günlerinde fikir almak üzere burada bulunmaktasınız. Esneklik ve uyum içerisinde olmanız lazım. Yani bir problemi çözerken bir problem durumu karşınıza geldiğiniz zaman problem bir Teknofest yarışmasına gittiniz veya bir çalışma yapıyorsunuz ne yapacaksınız? Esneklik içerisinde olmanız lazım. Farklı görüşlerde insanlar olacak, farklı çözüm yolları olacak ki bir problemin birden fazla çözümü olabilir. O problemlerin, o çözümlerin üzerine yoğunlaşıp ya bu bana uymaz diye katı kurallarla olmayacaksınız. Liderlik, sorumluluk da tabii bunlar içerisinde önemli. Biz her zaman diyoruz, STEM deyince akla meraklı, araştırmacı ve üretici insanlar geliyor arkadaşlar. Evet, STEM ile ilgili dünyada birçok çalışma var. Bunlardan bir tanesinden Scientix'ten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Avrupa Fen Eğitimi için topluluğumuz var, Scientix. Bu Scientix fen eğitimi deyince akla hani Türkiye'de fen deyince akla hemen fizik, kimya, biyoloji olarak gelir ama aslında fen eğitimi Avrupa'da bu şekilde algılanmıyor. Bu aslında sistemin tüm konuları işin içine giriyor arkadaşlar. Bu Scientix sitesi herkese açık. Sadece öğretmenlere değil ve bunu destekleyen de birçok projeler var. Belki bunların bir kısmının ismini duymuşsunuzdur. Bu projeler Scientix'in destek verdiği projeler. Genelde eğitim üzerine ama bunlar da tabii ki sizin gibi değişik branşlardaki insanların da katkıları çok fazla arkadaşlar. Scientix'in bir web sitesi var. Web sitesi üzerinden gitmek istiyorum. Aslında bu site İngilizce. Fakat ben Chrome, İngilizcem çok iyi olmadığı için Chrome'un Türkçeleştirmesini kullanarak giriyorum bu siteye.
Ve bu ülkemizde de Scientix ile ilgili çok çalışmalar var. Burada arkadaşlar size yararlı o kadar çok şeyler var ki Scientix'in web sitesinde. Hani proje arıyoruz. Ne tür projeler yapacağız? Ne tür projeler yapılabilir şeklinde. Bakın burada binlerce proje fikirleri var. Burada faydalanabilirsiniz. Bu siteye gelip bu sitedeki projeler kısmına tıkladığınız zaman Avrupa için, Avrupa Fen Eğitim için açılmış olsa da şu an dünyada birçok ülkede kabul gören bir şey oldu bu. Artık dünya eğitimi topluluğu da diyebiliriz buraya, Scientix'e. Ve bu Scientix'te arkadaşlar birçok proje kaynağı var. Öğretmenler olsun, değişik fikirleri olan insanlar olsun, STEM'le ilgili çalışmalarını yaptıkları zaman buraya atıyorlar ve burada da insanlar bunlardan yararlanıyor. Bir tanesine, en son eklenenlerden bir tanesine baktığımızda bakın bir STEM projesi yapılmış. Fransa'da yapılmış bir proje, üzerinde bilgileri var. Erasmus Plus projesi yapmışlar. İşte adam bir mail adresini vermiş, web sitesini vermiş. Burada kısaca anlatmış. Araştırma bilgilerinden neler olduğunu anlatmış. İsterseniz bu kişilerle temasa girip buradaki bu proje hakkında daha geniş de bilgiler alabiliyorsunuz. Burada binlerce proje var. Burası bir proje bankası. Yozgat'ta biz de herhangi bir STEAM projesi yaptığımızda, STEAM projemizi tabii yaptığımızda derken hani yarışmaya katılıp belli bir hale getirdikten sonra buraya atıyoruz. Yoksa proje aşamasında değil. Sonlandırdığımız zaman projemizi buraya atıyoruz ve burada da insanlara fikir veriyor. Siz de burayı mutlaka incelemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve her sene burada bilim alanında STEM keşif kampanyaları yapılıyor arkadaşlar. Buraya siteye siz de üye olabilirsiniz. STEM keşif kampanyalarında bakın Avrupa Fen Okulu denmiş ama dünyada Amerika'dan da katılanlar olmuş. Asya'dan da katılanlar olmuş. Afrika'dan da katılanlar olmuş. Buraya insanlar yaptıkları projelerden vesaire değişik değişik katılma şekilleri var. Ve bu projelerden bir tane 2024 projeler 30 Nisan'a kadar sürüyor. 30 Nisan'a kadar STEM keşif kampanyasına katılabiliyorsunuz. Ve bu katılımlar sonucunda bir ödülü de var. Brüksel'e çağırıyorlar bu Scientix ödülüne hak kazanan kişileri. Daha sonra siteyi incelediğinizde burada birçok yarışma şekilleri var bakın. Bunları inceleyin mutlaka. Siz de bu yarışmaya bu sene ya da önümüzdeki sene katılmak istersiniz mutlaka. Brüksel'de bir davetiye Erasmus kapsamında çağrılıyorsunuz. Brüksel'de bir bilim kongresi düzenleniyor ve bu kongreye siz de katılabiliyorsunuz. Bakın şu an Türkiye'de bu projeye katılanları görüyorsunuz. Ülkemizde şu an STEM keşif kampanyasında yüzlerce insan bu STEM keşif kampanyasına katılmış. Yaptıkları işleri buraya aktarmışlar. Ki siz normalde şu online kariyer günlerinin hepsini buraya ekleyebilirsiniz. Belki de bir Büksel'e davetiye kazanabilirsiniz. Yani projelerinizi kısaca anlatıyorsunuz ve Brüksel'e davetiye kazanabiliyorsunuz. Bunu bu sene Life Terra diye bir kuruluş çok destekledi. Life Terra sürdürülebilirlik alanında Avrupa'da faaliyet gösteren bir kurum. Yani bu para kazanmak üzere değil. Bunlar dünyada ağaçlandırmak üzerine, karbon ayak üzerine çalışan bir grup ve gerçekten de güzel şeyleri var. Burada ödüllere baktığımız zaman arkadaşlar birçok ödül çeşidi var. Buraya girip burada yaptığınız zaman Terra Misyon Ödülü veriliyor. Terra Misyon Ödülü ile öğrenciler ve eğitimciler çağrılıyor Brüksel'e. Bioekonomi Ödülü var. Öğrenciler ve öğretmenler çağrılıyor buraya. Yani sizler de öğrencisiniz. Sizler de buraya gidebilirsiniz. Onun haricinde Doğa Temelli Çözümler Ödülü var. Dijital Kültürel Miras Ödülü var. Bakın
ödül, ilk ortaöğretim ve sonrası eğitim, yani sizleri de kapsıyor. Müze eğitimcilerini veya öğrenme sonrası uygulayan kişileri kapsıyor. Kütüphaneciler, arşivciler, kuratörler diyor. Birçok farklı alanda. Parçacık hızlandırıcılarıyla ilgili çalışma yapanlar varsa fizik alanında, onlarla da ilgili yine var. EdTech, eğitim teknolojileri, inovasyonu, güzel bir çalışma yapıyorsanız Huawei tarafından destekleniyor bu. Scientix Techi ödülü var. Yine bunlar Microsoft ve Auro Publishing tarafından desteklenen bir ödül. Scientix Panorama ödülü var. Yenilikçi eğitimci Scientix Becerileri ödülü var. Scientix STEM Meraklıları ödülü var. Bunlarla ilgili şartları falan hepsini buraya görüyorsunuz. Kazananlar Brüksel'deki 2024 bilim projesi çalıştayına davet edilecek arkadaşlar. Sizler de buraya katılabilirsiniz. Hani bu sene geçti diye düşünmeyin. Geçen sene Mayıs ayı, 2023 Mayıs ayından bu yana yaptığınız etkinlikler, çalışmalar, anketler vesaire birçok şeyi buraya ekleyebilir ve Avrupa'ya bir bilet kazanabilirsiniz. Brüksel'de bir 2024 etkinliklerine katılabilirsiniz. Kayıt olmak klasik. Kullanıcı adı ve şifrenizi alabiliyorsunuz. Buraya herkes yollayabilir. Öğretmen olmak zorunda değilsiniz. Şimdi ülkemizden kaç tane başvuru olduğuna bakalım. STEM Keşif Haftası'nda buraya şuradan ülkemizi seçtiğimizde şu an 1424 tane buraya STEM Keşif Haftası'na çalışma gönderilmiş. Kabul edilen 1424 çalışmanın 496 tanesi Türkiye'den gönderilmiş arkadaşlar. Bakın yaklaşık 1500 desek 3'te biri Türkiye'den gelmiş. Yani gerçekten de birçok buraya bir şeyler ekleyenler var. Ne eklemişler? Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için sistem eğitimiyle ilgili bir çalışma eklemiş. Eylem tekrarı sürdürülebilirliği için öğretme sistem keşif yolculuğu semineri eklenmiş. Mesela bunu ben yapmıştım, ben eklemiştim. Akdağ Madeni'nde 20 köy öğretmenimize yüz yüze sabahtan akşama kadar bir eğitim düzenlemiştim sistem üzerine. Okyanusu Okulunuza Taşıyın moduna katılmış, yayın junior yapmış, DC'li geleceğin sınıfları ile ilgili sistem çalışması yapmış. Buraya birçok şey eklenebiliyor ki sizler de buraya ekleyebilirsiniz. Çünkü siz de zaten bunları yapıyorsunuz. Yaptığınız, ekliyorsunuz, dikkat çeken şeyler var. Biraz önce gösterdiğim ödüllerde veya şartlar ve koşulları iyice incelerseniz siz de aslında yaptığınız şeyleri oradan görebilirsiniz. Bakın benim aktivitelerim var. Ben buraya şu ana kadar 30 tane aktivite ekledim. Bir tanesini çift eklediğim için kabul edilmemiş. Şu an 29 tane buraya şeyim var. Eklediğim çalışma var. Neler eklemişim? Mesela bugün bu çalışmayı yaptıktan sonra bunu da ekleyeceğim. Bunun gibi birçok çalışma eklenebiliyor. Bu bana Büyüksel'e bir bilet kazandırılmasını ümit ediyoruz. Sistem kullanımı hazır bir moca katılmışım. Yine bir moç kurs, yani kurslara katılmışım. Eğitimlere katılmışım. Eğitimciler. İPA 3 çerçevesinde bir dijital eğitim üzerine bir inceleme çalıştayına katılmışım. Scientix farkındalık eğitimi yapmışım. Yapmışım. Hızlandırıcılıklarla ilgili çalışmalar, ağaç dikme, etiwinning sistem. Yani birçok çalışma buraya eklenebiliyor arkadaşlar. Siz de kendini ekleyebilirsiniz ve bu şekilde Avrupa'ya sistemle ilgili çalışmaya. Sadece sistem deyince aklınıza yani hocam bu eğitimdir, şudur budur gelmesin arkadaşlar. Sistem, sizin yaptığınız çalışmaların hepsi sistem. Nedir? İşte kodlama yapıyorsanız bu sistemin içerisinde bilgisayar biliminin içerisinde kodlama tarafıdır. Mühendislik tarafınız mesela Denizhan yanlış hatırlamıyorsam biraz önce konuşmuştuk. Mühendislik alanında bir çalışmayla TÜBİTAK ya da Teknofest'e katılmak istiyor. Onun üzerine o da aslında bir sistem çalışması. Disiplinler arası çalışma var. Farklı branşlarda, farklı konularda bilgi sahibi olan bir ekip var. Bu ekip beraber bir işin içerisine
yürüyor arkadaşlar. Bir de size bir başka tavsiyem. European Skolnaut Akademi diye bir akademimiz var arkadaşlar. Yine bu Scientix'in içerisinde. Buraya da herkes üye olabilir. Burada sürekli eğitimler oluyor. Buradaki eğitimlerin dili İngilizce olur genelde ama Türkçeleştirmek için çeşitli programlar kullanılabilir. Şu an bunlar eğitimler, devam eden eğitimler var, bitmiş eğitimler var, eski eğitimleri de görebilirsiniz. Burada mesela ben şu yakın zamanda aldım, bu ay bitirdiğim bir eğitim. Bu eğitimde arkadaşlar derse göz at dediğimde European Skolnaut Akademi dünya genelinde bilim üzerine eğitim veren, sistem üzerine eğitim veren bir ücretsiz sertifikayla, sertifika da veriyor. Şöyle bir sertifika alıyorsunuz. Direkt European Skolnaut Akademi Scientix üzerinden şu şekilde bir sertifika da alıyorsunuz arkadaşlar. Çalışmaları yaptığınız zaman ne tür çalışmalar yapılıyor burada? Sistemle ilgili eğitimler var. İşte bakın bu 4 modül şeklinde yapılan bir eğitim. Bu 4 modülde birinci haftada şu kadar işlem gerekiyor. Yani bu da 1-1,5 saatlik bir olay demek. Yani haftada 1-1,5 saatinizi buraya veriyorsunuz. 1,5 saatlik bir eğitim var. Bunu istediğiniz zaman pazartesi açılır bu eğitim. Bir ay içerisinde ya da 3 hafta içerisinde bu eğitimi tamamlamanız gerekir sizden. Neler var mesela burada? Sistem neden önemlidir? Neden sistem öğretilmeli öğrencilere? Nasıl öğretilir diye birinci modül. Bu birinci hafta. Bu ikinci haftanın konuları probleme dayalı öğrenme, oyun temelli, açık havada eğitim. Üçüncü aşamada işbirlikçi öğrenme, yansıtıcı uygulamalar gibi şeyler anlatılmış. Son aşamada da görevler verilmiş. Bu görevler yapılacak. Yapılan görevler nedir mesela? Şurada şöyle göstereyim. Birinci modülle giriş yaptığınızda kendinizi tanıtmanızı istiyor. Başlamadan önce kimsiniz diye birkaç test oluyor. Kursa hoş geldiniz diyor. Haftada bir moç şeyleri oluyor. Canlı yayınlar oluyor. İsterseniz İngilizceniz iyiyse siz de canlı yayınlara katılabilirsiniz. Sonra nereden katıldınız, neler yapıyorsunuz şeklinde bilgiler soruluyor sizden. Kendinizi tanıtıyorsunuz. Bakın bunlar dünyada katılanlar. Gavriars İspanya'dan katılmış. Mehmet Örs Demir Türkiye'den katılmış. Ayten Türkiye'den katılmış. Anita Belgium, Belçika'dan, Portekiz'den, Kastamonu'dan, Slovakya'dan. Bakın dünyanın farklı yerlerinde sizlerle aynı düşüncedeki insanları görüyorsunuz. Bunlarla beraber bir eğitim alıyorsunuz. Farklı görüşleri, farklı şeyleri öğreniyorsunuz. Sizler de katkılarda bulunuyorsunuz. Bu şekilde adım adım videolar izleyerek, videolar haricinde verdiği görevleri yaparak, yani hafta 1-1,5 saatinizi alan bir şekilde zamanınızı alıyor. Bu şekilde ilerleyerek günlük hayatınızda neler yapabilirsiniz şeklinde bunları doldurarak ilerliyorsunuz. Arkasından bu modülleri bitirdikten sonra arkadaşlar bir tane çalışma yapmanız bekleniyor sizden. Yapacağınız çalışma şöyle bir çalışma. Bir sistem etkinliği yapmanız isteniyor. Sistem etkinliği yapmanızla ilgili bakalım. Şu benim sistem eğitimim vardı burada. Onu benimki değil. Ve 3 tane sizin gibi sistem eğitimi yapan, sistem etkinliği yapan kişiyi ortaya çıkar. Yani onların akranlarınızı değerlendirmeniz isteniyor. Benim kısaca buradaki sistem etkinliğim şuydu. Farklı 5 farklı alanda 5 farklı öğretmenle öğrencilerimize farklı bir çalışma yaptık. İşin içinde bilgisayarcı da vardı, tarihçi de vardı, coğrafyacı da vardı, İngilizceci de vardı, sanat görselci de vardı. Hepsini işin içine katarak bir öğrencilerle ilgili bir çalışma yapmayı düşündüm. Yine buna benzer
Öğretmen arkadaşlar veya işte farklı farklı sistemciler buraya bir şeyler yazıyor. Siz de onları akranlarınızı değerlendiriyorsunuz ve bu da size ne kazandırıyor? İşte bir çalışma yapmışsınız. Sistemle ilgili bir çalışmalarınızı ortaya koymuşsunuz. Akranlarınızı değerlendirmişsiniz. Ve sonuç olarak da bu kursu bitirmiş oluyorsunuz. Canlı etkinlikler düzenleniyor her hafta. Bu canlı etkinliklerde de güzel çalışmalar anlatılıyor, iyi örnekler hakkında konuşmalar oluyor arkadaşlar. Siz de canlı etkinliklere İngilizceniz varsa katılabilirsiniz. İngilizcem çok iyi değil derseniz de YouTube'a aktarılıyor. YouTube'da daha sonra çeviri hizmetini kullanarak katılabilirsiniz. Bakın bu son eğitime 184 kişi çalışmış. 184 kişi katılmış ve katılanların ülkeleri de gördüğünüz gibi genelde Avrupa ve Türkiye'de yoğunluk var. Buradaki insanlar buradan sistemle ilgili bir eğitime katılmışlar. Sizler de kendinizi geliştirmek adına ayda bir genelde bazen iki oluyor. Burada sistem eğitimlerine katılabilir ve bu katıldığınız sistem eğitimlerinde sistem keşif haftalarında İşte ben bu eğitime katıldım, sertifikamı aldım diyerek de buraya bildirebilirsiniz arkadaşlar. STEM çok yönlü, çok farklı. STEM geleceğimizin anahtarı diyebiliriz arkadaşlar. Sizler de STEM yapıyorsunuz. Yaparken bu çalışmalarınızı da ortaya koyarak, kendinizi geliştirerek de STEM Keşif Haftası'na katılıp Brüksel'e bir davetiye kazanabilirsiniz. Sizden bu konuda bir şeyler çıkacağına eminim. Zaten yaptığınız şeyler, hani Brüksel'de bir hafta katılmak, oraya gitmek, oradaki o havayı teneffüs etmek de çok güzel olacaktır. Ki bu sistem keşif haftasını mutlaka inceleyin. Şartlar o kadar zor değil. Kimisinde deniyor ki mesela en çok etkinlik ekleyen bir tanesi var. Diyor ki çok farklı bir şekilde etkinliğini çok iyi açıklayan. Çok etkinliğini çok güzel bir şekilde açıklayan bir kişiyi seçecekler ve onu Brüksel'e 2024 Brüksel'deki bilim zirvesine çağıracaklar arkadaşlar. Sistem çok yönlü. 21. yüzyıl becerilerini geliştiren bir şey ve bunu zaten sizler yapıyorsunuz. Sizlerden de ilerleyen hayatınızda bir şeyler başarmak istiyorsanız eğer dünyanın sorunlarına çözümler üretmek istiyorsanız sistemle beraber yola çıkmanız gerekiyor. Bilgisayar alanında yetişiyorsunuz genelde. Benim birçok bilgisayar mühendisi arkadaşım oldu. Değişik üniversitelerden, değişik yerlerden mezun oldular. Benim daha önce bir şirketim vardı. Orada da yüksek lisans için, pardon, staj için gelenler de oldu. Hep onlara söylediğim bir şey vardı. Kendinize bir alan belirleyin. Hangi bilime uğraşırsanız uğraşın sadece bir alan belirleyin. Ve o bir alanda en müthiş, en aranan kişi olun. Mutlaka ve mutlaka benim hayat tecrübemde gördüğüm şey şu. Farklı alanlara ilginiz, hobileriniz olabilir ama kendinizi yetiştirmek istiyorsanız sadece bir alanda en iyi vuruşu yapan insan olun. Aranan insan olun. Kendinizi farklı alanlara kaydırmayın. Zaten o farklı alanlarda kendisini bir numara yapacak insanlar vardır. Siz onlarla iletişim halinde olun ve ekip çalışmasıyla ortaya bir şeyler çıkarın. Türkiye'de yazılım firmaları, birçok yazılım firmaları var. Bu yazılım firmalarının çok güzel programları var. Ama alanında en başarılı programı olanlar benim gördüğüm, bilgisayar şirketimden gördüğüm, o zamanlar sattığımız programlarda gördüğüm şeyler şunlardı. Adamlar eğer muhasebe alanında kendilerini çok iyi bir hale getirmek istiyorlarsa 3-4 tane alanındaki en iyi muhasebeci sistemde çalışan en iyi muhasebecileri yanlarına aldılar ve onlar o şekilde onlardan aldıkları fikirlerle sektördeki sıkıntıları, sektördeki istekleri işin içine katarak yazılımlarını çok güzel hale getirdiler ve tartışılmaz liderliklerini ele aldılar. Yani o alanda en iyi lider program haline geldiler. Bunun yanında mesela eczane
yönetim sistemi üzerine bir firma vardı. Adamların en iyi olduğu alan oydu. Türkiye'de eczanelerin birçoğu onların programını kullanıyorlardı. Niye? Bunlar kendi alanlarında çok iyiler. Ama disiplinler arası çalışmadan hiçbir iş başarı kazandırmıyor. Siz bir alanda çok iyi olacaksınız ama hangi alanlara hizmet verecekseniz, hangi alanlarda para kazanmayı ümit ediyorsanız o alanlardaki insanlarla iş birliği içerisinde, en iyileriyle iş birliği içerisinde olup bir ekip çalışmasıyla, disiplinler arası çalışmayla ortaya bir şeyler çıkaracaksınız. Biriniz kodlama alanında çok iyisinizdir. Biriniz makina üzerinde çok iyisinizdir. Elektronik üzerinde çok iyisinizdir. Ve ortaya bir mekatronik projesi çıkarabilirsiniz. Hepiniz kodlama alanında çok iyi olduğunuz zaman ortaya hiçbir şey çıkmayacaktır. Kod yazacağım. Ben çok güzel kod yazabiliyorum. E tamam ama ne işe yarıyor? ChatGPT de yazıyor kodu. Tek başına kod yazmak bir işe yaramıyor. O kodu en güzel şekilde nerede nasıl kullanacağınızı farklı disiplinlerdeki insanlarla ortaya koyarak, onları ekibinize katarak bir şeyler çıkarabiliyorsunuz. İletişim ve işbirliği işte bu alanda çok önemli şey. Size tavsiyem Scientific'i takip edin. Oradan öğreneceğiniz bir şeyler vardır. STEM keşif haftasına mutlaka bu sene ve seneye ve ondan sonraki senelerde katılın. Brüksel'e o havayı teneffüs edin. Sizin gibi bilim alanında çalışan insanlarla neler yapıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, o havayı teneffüs etmenizi tavsiye ederim. Mutlaka bir yurt dışına geçin. Yurt dışındaki o insanları bir görün. Ufkunuzu açacağına eminim. Ufkumuz bizim, bir de hani İngilizce çok önemli. Onu da geliştirmeniz gerekiyor. Benim en büyük eksikliğim İngilizce. Ufkunuzu açabilmeniz için de Türkiye'yi, dünyayı işin içine katın. Kabuğunuz sadece Yozgat değil. Ben kabuğumu aşabiliyor muyum? Bakın Avrupa'dan eğitim alıyorum. Scientix'ten eğitim alıyorum. Ve Scientix eğitimlerini aldım, aldım, aldım. Ve sonuçta şimdi Scientix elçisiyim. Scientix'in olsun sitenin yaygınlaştırılması için çalışıyorum. Bunu çevrenize de hissettirin. Bizde en büyük sıkıntılardan birisi beyin göçüdür. Beyin göçü değil, ülkemiz için, vatanımız için burada doğduk, burada yaşadık. Ben burada öleceğim. Ama Avrupa'dan, ama Amerika'dan, ama Çin'den, ama nerede, ilim neredeyse oradan da o ilimi öğrenmek üzere çabalayacağım diyorum arkadaşlar. Sizlerden de bunu bekliyorum. Evet, Denizhan. Teşekkür ederim Salih Hocam. Gerçekten güzel sunumlarınız var. Bir de ayrıca Scantix sitesini de göstermeniz iyi oldu. Çünkü genellikle üniversite öğrencileri için çeşitli alanlarda proje geliştirmek büyük bir fırsat. Kesinlikle. Şimdi ayrıca bu da kendi yeteneğini geliştirme hem de bir araştırma yapma gibi bir alanda keşfediyorlar. Ya bu sistemin ve Scantix'in böyle bir üniversite öğrencilerinin içinde bir araştırma alanı, özellikle akademik için böyle bir imkanı oluşturması gerçekten önemli. Yani gerçekten o Brüksel havasını yaşaması da bizim üniversite öğrencileri için de gerçekten çok önemli. Yani bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için de teşekkür ederim Salih Hocam. Benim verdiğim bilgiler milyonda bir bile değil. Ben ışık yakmaya çalıştım Denizhan. Mutlaka buraları inceleyin. Teşekkür ederim hocam. İnşallah ben de zaten şu an sitenin şeyini buldum. Onu açtım. Birazdan içine bakacağım yani nasıl projeler yapılıyor, nasıl bize başvuru yapabiliyoruz. Ben de bakacağım o sitenin içine. Geçen gün güzel bir etkinlik oluyor Salih hocam. Teşekkür ederim. Bir de şöyle satıcı gözüyle bakın. Özellikle sizin burada hani ekmek yiyeceğiniz şey, oradaki insanlar neler ihtiyaç edinmiş? Yani o etkinliklerde insanlar nelerden faydalanmışlar? Neler eksik? Neler orayı siz nasıl doldurabilirsiniz? Yani yeni fikirler o şekilde çıkıyor. Teşekkür ederim Salih Hocam.
İsterseniz bir Tabii ki. tamamdır. Arkadaşlar eğer sorularınız varsa YouTube'da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Biz oradan gördüklerimizi cevaplayacağız birazdan. Salih Hocam isterseniz biraz daha bekleyelim. Tabii ki. Arkadaşlar sorularını yazana kadar. Şimdi sistemin 50 ülkede faaliyet alanı var. Bir de artık Avrupa dışına da çıkmış galiba. Bu Yani Spine X'in Avrupa Fen Okulu'nun çalışması. Amerika'da da farklı çalışmalar var. Çin kendi alanında kendi çalışmalarını yapıyor. Biraz daha kapalı bir toplum ama bu dünyaya ya artık yayılmış bir çalışma olmuş. Asıl amacı Avrupa'ydı. Avrupa Konseyi çalışmasıydı. hem bu da bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanların olması aslında geçken iyi bir alan. Yani özellikle üniversite öğrencileri için hem araştırma yapma amacıyla hem de ya projelerini geliştirebileceği artık yeni bir ortam oluşması bakımından güzel bir imkan hocam. Evet, sürdürülebilirliği önünüze alırsanız orada da çok şey var. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını. Oradan da size güzel çalışmalar çıkar. Evet, hatta bizim bu sene Solution Challenge kapsamında bu Google Developers'ın üniversite öğrencilerine yönelik bir yarışması. Burada özellikle Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir hedefleri için bu da Google teknolojilerini kullanan proje geliştirmeyi hedefliyorlar. Evet, okudum onu. Çok da hoşuma gitti. Çok da güzel. Hatta ben de kendime bir proje göndermiştim tarım alanı ile ilgili. Bak, nitelikli eğitimen çok sizin ekmek yiyeceğiniz alan. Peki Salih Hocam, bu da önerebileceğiniz alanlar hangileri? Yani hangi alana daha fazla ihtiyaç duyuyor? Nitelikli eğitim demiştiniz az önce. Şimdi buradaki nitelikli Hoş. eğitimdeki kasıt fırsat eşitliği, herkesin eğitime nitelikli bir şekilde ulaşabilmesi. Şimdi hani bir pandemi atlattık, savaştı, deprem atlatıyoruz. Uzaktan eğitim teknolojileri veya yerinde eğitim teknolojiler üzerinde güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Yani daha çok insana eğitimi nasıl ulaştırırız? Ama nitelikli olacak. Yani bunlarla ilgili çok yarışmalar olur. Bazı hani konular var. Bazıları çözülemez. Ülkelerin içindeki ve arasındaki eşitsizlikleri azaltmak. Biz bu konuda çalışma yapamayız artık. Bunlar kanun koyucuların işleri. Bu konuda da gidebilirsiniz. Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak. Evet, özellikle bir deprem ülkesi olarak yani bu konu bizim için de bayağı önemli bir konu aslında. Yani yerleşim yerlerinin aslında daha güvenli olması. O da sadece olarak katmıyor değil mi hocam? Güvenli olması bakımından sadece doğal afet değil de başka nedenleri de katıyor değil mi o Tabii ülkenin savaşı içinde? da işin içine katacaksınız. Dünyamızda savaş hiç bitmiyor. Maalesef. Evet. Dünya tarihi hep savaşlara gebe. Gelecek de savaşlarla devam edecek gibi gözüküyor. Bu savaşlarda, depremlerde, sellerde, afetlerde, yani sadece deprem de değil, sel de 5 dakikada birden sel olabiliyor her yerde. Yani bunlar da işin içinde gelecek gibi de iklim değişikliğinin getirdiği şimdi Yozgat eskiden karkış memleketiydi. Şu an bu sene de gördük, kaç senedir karkış yok. Artık sürdürülebilirliği sağlayabilmek için bizim buradaki tarım ürünlerinin değiştirilmesi, yani bu yöreye göre dayanıklılığı değişik evler yapılması gibi şeyler de yani artık farklılaşıyoruz her konuda. Yani sürdürülebilirlik sadece bir de iklim değişikliği alanında sürdürülebilirlik var. Karbon
Ayak izi var. Yani su var. Su konusu en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Türkiye su fakiri ülkeler arasında. Şu an içme suyu bulabiliyoruz ama şu an su en önemli sorunlarımızın başında gelmek üzere. Yağmur, kar yok artık. Evet, yani dediğiniz gibi özellikle Türkiye'de birçok barajın ve önemli göletin de kurumaya başlaması, ya bu da ciddi bir tehlike boyutu. Zaten genel olarak da su kaynaklarına zaten erişimi kısıtlı bir ülke zaten, yani su fakir bir ülke olduğumuz için. Onun için çok çabalamamız lazım ve hani bunu çözecek olanlar sizlersiniz. Biz batırdık, siz temizleyeceksiniz artık. Umarım bizden sonrakilere bu iş kalmadan biz artık temizleriz. Evet. Sürdürülebilir kalkınma çok önemli bir konu. Evet dostum, herhalde soru da yok. Evet Yine hocam, soru gelirse sorular sana da daha sonraki tamam. süreçte aktarırsın. Sorularınızı cevaplarız. Yüz yüze de görüşmek isteriz sizlerle. İnşallah hocam. İnşallah bir gün sizi de yüz yüze ağırlamak isteriz üniversitemizde. Bununla ilgili bir çalışma da yapalım hatta sizinle. Sizin son diyecekleriniz varsa hocam. Arkadaşlar, hep büyükler der hani, akıllı olun, önünüze bakın. Zamanınız en büyük hazineniz. Dünyanın sorunları da çok, şahsen kendi sorunlarınız da çoktur. Önünüze bakın. Bir şeylere hani enerjinizi, şu anki hayatınızın en güzel çağlarını yaşıyorsunuz. Enerjinizi dünyanın sorunlarını çözmeye çalışın. Yani kendinizi geliştirmeye çalışın. Yabancı dilinizi geliştirmeye çalışın. Çünkü eğitim yabancı, hani şu da var. Teknoloji gelişti artık. Çeviri her şeyi hallediyor ama yine de her zaman her şeyi halledemeyecek. Kendinizi geliştirmeye, şu anki boş zamanınızın tamamını kendinizi geliştirmeye adayın. Ben bu yaşımda sizlerle gelip bunları konuşmakta tek amacım var. Gençliğe bir nebze de olsa bir tane bilgi verebilmek. Başka bir amacım yok arkadaşlar. Siz de kendinizi geliştirmeye çalışın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir faydalı bir etkinlik oldu Salih Hocam. Arkadaşlar, canlı yayınımızı burada bitireceğiz. Canlı yayınımızın tekrarını YouTube kanalımız üzerinden tekrar bu link ile izleyebilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınımızı yine herkese açık bir şekilde yayınlayacağız. Salih Hocam, katıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi canlı yayını kapatıyorum hocam. Bir dakika sizi tutacağım sadece. Tamamdır. Görüşmek üzere. Evet hocam, canlı yayını bitirdim. Katıldığınız için